Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul CNR Expo 2016 İBATEK Fuarı'nda sektörünün öncü firmalarından birine Termosan standına konuk olduk. Yanımızda firmamızın satış müdürü Sayın Hasan Kılıç'la birlikteyiz. Bakalım bizlere neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sektörün en önemli fuarlarından birini yaşıyoruz. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alacağım ama bugün ikinci günü. Önce Termosan'ı tanıyalım. Termosan 1985 yılında kurucumuz Muammer Koç tarafından İzmir'de kuruldu. Hızlı hızlı, çok hızlı bir şekilde iyi noktalara gelmeye çalışıyoruz. Şu anda Buca Begos'ta 2500 metrekarelik bir alanda çalışmalarını devam ettiriyoruz. Evet ve şu an Mehmet Koç tarafından da. Evet, Mehmet Koç da bizim ikinci firmamızın kuşak ikinci olarak kuşak olarak devam ediyoruz. Evet, aynen öyle. Nice yıllar tabii ki uzun yıllar tabii, Termosan inşallah, olarak sektörde çok önemli işler yaptınız. Evet. Peki Termosan neler yapıyor? Faaliyet alanları nelerdir? Termosan aslında soğutmayla ilgili her türlü konuya biz vakıfız. Soğutmayı çok iyi bildiğimiz için. Ama tabii bizim de bir alanımız, bir çalıştığımız, çok yoğun çalıştığımız noktalar var. Mesela market zincirlerinden, pastane dolaplarından, ısıtmalı, soğutmalı, özellikle dondurma dolaplarını şu anda üretimlerimiz bu meyanda bu şekilde devam ediyor. Yani dondurma dolapları, pasta dolapları, market tipi dolaplar. Ama sektör yavaş yavaş bizden değişik talepler geliyor. Yani şu anda unlu mamul ve dondurmacılar ağırlıklı olarak talep olunca biz de mecburen o tarafa doğru hafiften kaymamız, kayma durumumuz var şu anda. Kayıyoruz zaten o tarafa doğru. Evet, biraz taleplere doğru tabii ki firma kendini yeniliyor, geliştiriyor. Arz talep doğrultusunda ithalat var, üretim var. Evet. Nerede yerimiz, fabrikamız? İzmir'de, Buca'dayız. Buca Begos, Begos 3. metrekarelik 2500 metrekarelik bir alana sahibiz. 2500 metrekare alanda faaliyet gösteriyoruz yani. Kaç uzman kadro var? Şu anda çok fazla bir işçi sayımız yok ama 15 kişi. Gayet 15 kişi. Uzun yıllar bu sektörde çalışmış. Aynen, devam ediyoruz. Profesyonel bir kadro ile çalışıyoruz. Bu da yeterli bir sayı şimdilik. Şimdilik, evet. Peki ithal ettiğimiz ürün grupları da var. Tabii. Kristal firmasıyla yaklaşık 2 sene önce bir yine İstanbul'da UFAR vasıtasıyla tanıştık. Onlarla bir birliktelik yaptık, başladık. Onların ürünleri ithal ediyoruz. Yunanistan, Selanik'de faaliyetleri var. Onların da kaç bin metrekare, 70 bin metrekare bir alanları var. 12.500 metrekare bir alanda da faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Kristal, yani bizim distribütörünü almış olduğumuz işletme Kristal. Kristal'in de Avrupa'da ve dünyada böyle meşhur birçok firmanın tedariğini yaptığını çok iyi biliyoruz yani. Onu da şu anda reklam olmasın diye söylemek söylemiyoruz istemiyorum. Ama şunu diyebiliriz ki Avrupa'da ve dünyada bilinen, tanınmış en ünlü markalara da onlar da bu ürünleri gönderiyorlar. Evet, gönderiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla, biz de Türkiye distribütörünü yapıyoruz yani o firmanın. Harikasınız. Peki pazarlama ağı olarak şu an için talepler daha çok nerelerden geliyor? Gerek iç pazarda gerek dış pazarda nerelere kadar ulaşabiliyorsunuz? Şimdi insanların tabii alım güçleri de birazcık daraldığı için biz kendi dondurma dolaplarımızı da üretiyoruz. Yani kendi dondurma dolaplarımızın fiyatları bazen müşteriye yüksek geldiği zaman otomatikmen alternatif dondurma dolapları arayışı içine giriyorlar. Biz de hemen ithal etmiş olduğumuz ürünleri, bu işte kristal ürünlerini hemen devreye sokup farklı farklı fiyatlarla onların önlerini, müşterilerimizin önünü açıyoruz. Alternatif bir şeyler sunuyoruz ki onlar da alımlarını bu şekilde bu yere kaydırsınlar. Mesela bu dondurma dolaplarının şöyle bir artıları var. Depo kısımlarının oluşu, fiyatlarının uygun oluşu ve Türkiye'de de distribütörün biz olduğumuz için insanlara bir otomatikmen bir güven telkin ediyoruz. Termosan adı altında da bu işler yapıldığı için insanlar bizi tercih ediyorlar. Evet, yani bir kere köklü geçmiş olan kesinlikle. Tabii bu sektörde uzun yıllar deneyimi, bilgi birikimi olan Termosan gerek kristalle gerek kendi ürettiği ürünlerle aslında gelen bütün taleplere
çözüm üretebiliyor, cevap verebiliyor. Kesinlikle. Bu da gerek Türkiye'nin hangi noktası olursa olsun, gerek yurt dışında da ürünleri gönderip aynı zamanda sonuna kadar da arkasında durabiliyoruz. Bunlar bizim, da önemli. Bizim zaten Türkiye'deki en büyük avantajımız, Türkiye'deki bütün noktalarda, hemen hemen bütün illerde kendimize ait bizim servislerimiz mevcut. Şu anda resmi olaraktan 55 adet mesela Türkiye genelinde servisimiz var. Bunun haricinde servislerimiz de var. Bu insanlar için çok önemli. Yani ürünü satmak değil, arkasında durmak çok önemli. Bu da bizim için çok önemli bir etken olduğu için bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani satış sonrası hizmet bizde her zaman ön plandadır. Evet, Termosan'ı başarılı kılan sebeplerden biri de bu. Evet, yani insanlar da bunu istiyor zaten. Evet, peki tabii sektör çok geniş demiştik. Çok uzun yıllar Termosan bu sektörde kendini geliştirerek, yenileyerek sürekli bir şeyler yapıyor. Evet. Bundan sonrası için Termosan'ın hedefi nedir? Nerelerde göreceğiz biz sizi? Şimdi biz bu dolapları üretiyoruz ama şimdi şöyle bir gelişme daha oldu. Proje bazlı işlerimizi de bu mayanda devam ettirmeye çalışıyoruz. Dışarıdan çözüm ortağımız, mimar arkadaşlarımız var. Hı hı. Bir pastacı, bir dondurmacı geldiği zaman bize komple Hasan Bey biz komple iş yaptırmak istiyoruz dedikleri anda da anahtar teslim işlerini yapabiliyoruz. A'dan Z'ye yapabiliyoruz. Bu müşterimizin daha bir hoşuna gidiyor. Tek bir kişiyle muhatap olmak istiyor. Şu anda durum da zaten tamamıyla oraya kaymış vaziyette. 3-5 kişiyle değil, tek bir kişiyle muhatap olup ödemesini, her şeyini tek bir kişiyle muhatap kabul edip ondan mesul olmasını istiyorlar. Hı-hı. Bu yönde de bir çalışmamız var yani. Bu firmanın da gerçekten de işinin ehli olması gerekiyor. Termosan. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, fuarla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. İBATEK fuarı. Bu fuar, İBATEK fuarı yani başarılı bir fuar. Biz her sene düzenli olarak katılıyoruz. Aslında başka fuarlar da var ama İBATEK fuarını öncelikle bekliyoruz yani işin açığı. Her iki sene düzenlendiği için bir de uluslararası bir fuar niteliği taşıdığından dolayı hem yurt içinden hem yurt dışından çok ziyaretçi alıyoruz. Bu zaten direkt bizim müşterilerimize de yansıyor. Yani gelen müşterilere baktığımız zaman işte Katar'dan, Dubai'den, İsviçre'den, ne bileyim Almanya'dan, Ankara'sından, Sivas'tan herkes, insanlar geliyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Yani herkese yetişmeye çalışıyoruz. Ama tabii arkasında durabileceğimiz kişilere özellikle daha çok hizmet vermek istiyoruz. Duramadığımız, yapamayacağımız işleri de çok fazla bulaşmak istemiyoruz işin açığı. En güzeli Termosan'ı gene dediğimiz gibi gerçekten de sektörde en iyi yapan, öncü firmalardan biri yapan usullerin tamamına sahipsiniz. Çünkü şey de söyleyeyim, bu isimler kolay kolay bir noktaya gelinmiyor. Çok zor. Ama yıkılması veya ortadan kalkması da çok kolay. Şöyle diyebiliriz. Zaten dünden bugüne bakıldığı zaman sizinle çalışan bir müşteri duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak aslında bugün müşteri portföyünüzü oluşturuyor. %100 müşteri memnuniyeti bizim için esastır diyorsunuz. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Kendi üretmiş olduğumuz ürünlerin yanı sıra şimdi insanların ve pastacıların veya dondurmacıların mekanlarına göre de butik tarzda dolap üretebiliyoruz. Yani bu çok önemli. Biz şu kadar üretip bu kadar milimetrik, 150 santim dolapları üretiyoruz vesaire demiyoruz. Mekana bakıyoruz. Mekanın durumuna göre uygun kompresör seçimiyle en uygun koşulda çalışabilecek rentable dolaplar üretiyoruz. Evet, bu da çok çok önemli aslında. Çok önemli. İşletme firma seçmeden en küçüğünden en büyüğüne direkt kişiye, firmaya özel butik dolaplar yapıyor olmanız da güzel. Çünkü gerçekten de bu kadar büyük, lider bir firma aslında işletme seçmeden herkese hizmet sunuyor. Yeter ki böyle bir talep gelsin. Aslında bakıldığında mesela fabrikasyon ürünler daha seri seri üretildiği için belki maliyetler daha düşük olabiliyor ama butik tarzda üretim de bence çok önemli. Neden? İşletme sahibinin mekanı çok iyi bir noktada olabiliyor ama çapı, yamukluğu vesairesi yani oraya özel bir dolabın olması gerektiğini bize bir şekilde anlatıyor. Yani özel bir dolap yapılacak oraya. Zamanda birazcık sıkıntılı. Yani zamana yani çok hızlı üretilemiyor belki bu tür yerler ama sonuçta müşteri memnuniyeti tabii yere uygun ve müşteri memnun kalıyor. Yani mekanın durumuna göre o yamuk olan mekanın
bir şekilde dolapla örtülmesi ve ortaya güzel bir şeyin çıkması müşteri mutlu ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor otomatikman. Evet, müşterinin memnuniyeti, mutluluğu bizim mutluluğumuz. Aynen. Son olarak değerli izleyicilerimize ve tabii ki fuar takipçilerine ne söylemek istersiniz? Vermek istediğiniz mesaj nedir? Ama fuarımız, biz İstanbul'dayız. Her sene buradayız. Herkesi bekleriz. Değişik projeleri olan kişileri gerçekten işin hakkını almak isteyen kişilerle biz çalışmak isteriz. Biz işin hakkını veriyoruz, hakkımızı almak istiyoruz. Peki. Olabilir. Çok çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Çok keyifli bir fuar. Bizlere kıymetli vaktinizi ayırdınız. Sağ olun. Çok mersi. Sektör olan ederiz. Katkılarınızın da devamını diliyorum. Çok sağ mersi. Olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz devam edecek. İBATEK sektörünün en önemli firmalarından biri Termosan standında sizlere seslendik. Şimdi merkez yollarındayız.